İkinci turda ağız değiştirerek milliyetçi söylemlere sarıldı ancak milliyetçilik oyunu da uzun sürmedi. Yine terörle iltisaklı isimlere sahip çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilgisinin ardından tepki çeken çıkışlarını sürdürüyor. Partisinin grup toplantılarına misafir gibi giden CHP Genel Başkanı bu hafta Vilnius'ta gerçekleşen NATO zirvesini ele aldı. Türkiye'nin AB'ye girebilmesi için terörle iltisaklı isimleri serbest bırakması gerektiğini öne sürdü. Avrupa Birliği'nin yolu Can Atalay, Osman Kabala, Merdan Yanarda, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay bunlardan geçiyor. Sen bunları içeri tıktın, sen bunları serbest bırakacak mısın? Yine Avrupa Birliği'nin yolu Selahattin Demirtaş'tan, Emine Şen Yaşar'dan, tweet attı diye gözaltına alınan gencecik çocuklardan geçiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından iktidar kulisleri de hareketlendi. Cumhur İttifakı cephesinde hem teröristlerle hem de teröristlere destek veren siyasilerle mücadele ediyoruz sesleri yükseldi. Bir yanda global arenada teröre karşı mücadele verilirken bir yanda da kendi ana muhalefetimizin terör desteğiyle mücadele veriyoruz yorumları yapıldı. Öte yandan seçim yenilgisinin ardından sürpriz bir şekilde sayısı 80'i bulan danışman kadrosunun görevine son veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akıl hocası olarak tabir edilen Rasim Bölücek'ten vazgeçemedi. Danışmanların bazılarının görevde olmasından CHP'li parti yöneticilerinin bir da bir aylı rahatsız olduğu ifade ediliyor. Zira Rasim Bölücek de ismi FETÖ iddianamelerinde geçen ve terör örgütü PKK ile ilgili çıkışlarla çok kez gündemde